Mehmet Fuat Köprülü, Türkiye'de modern tarihçiliğin kurucularından sayılır. Köprülü, küçük yaşlarda edindiği okuma alışkanlığıyla oluşturduğu entelektüel sermayesini devrinin münevverleri gibi ilkin şiirle ortaya koymuştur. Evliya Çelebi'den Baudelaire'e, Şeyh Galip'ten Pierre Loti'ye geniş bir yelpazede yaptığı okuma ve eleştirileri, onun çok yönlü bir entelektüel kimlik sergilemesini sağlamıştır. Türkçülük akımının yükselmesiyle Köprülü'nün de yazın serüveni yön değiştirmiştir. Ziya Gökalp'in desteğiyle Darülfünun'a Türk Edebiyatı Tarihi Müderrisi olarak atanınca yazı faaliyetini bilimsel usul ve yöntem çerçevesine taşımıştır. Henüz pek çok sosyal bilim disiplininin kurulmadığı bu devirde Darülfünun'a giren Köprülü'yü önemli kılan özelliklerinden biri disiplinler arası bir yöntem izlemiş olmasıdır. Ona göre sosyolojiden tarihe sosyal bilimlerin birbirinden kolayca ayrılamaz hususiyetleri vardır. Bu nedenle çalışmalarında sosyal bilimlerin geneline yayılan ortak bir metodoloji kullanmıştır. 20. yüzyılın en etkili Türk tarihçisi sayılan Mehmet Fuat Köprülü, Türk medeniyeti ve kültür tarihi, edebiyat tarihi, edebi eleştiri, Türk dili, din, Türk sanat musikisi, Türk hukuk ve iktisat tarihleri, Türk siyasi tarihi ve etnolojisi gibi alanlarda 1500'ü aşkın kitap, makale kaleme almıştır. Yunus Emre'nin edebiyat tarihi içindeki yerini tayin etmek ve Orta Asya ve Anadolu Kültür Birliği'ni ortaya koyarak Hoca Ahmet Yesevi'yi ilim alemine tanıtmak gibi önemli çalışmalarıyla kendinden sonra gelen edebiyat tarihçilerini de etkilemiştir. Türk Edebiyatı'nda İlk Mutasavvıflar, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Edebiyatı Tarihinde Usul gibi çalışmaları en sık atıf alan eserlerindendir.